Evet, geldik dersimizin devamına arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim, 13. sayfada başlıyoruz demiştim. Bakın 13. sayfa. 13. sayfada yine 5'e ayırdığımız yapraklarımızın 3. yaprak dilimini öğreniyorduk. Kıvrımlı yapraklar. Şöyle göstereyim. Bakın 5'e ayırdığımız yapraklarda kıvrımlı yapraklar başlığı altında. Sonra 4'e ve 5'e geçeceğiz. Kılıç dişli yaprakları öğrendik. Arkalarını, duruşlarını. Şimdi kıvrımlı yapraklarda yaprak uçları daha iri yuvarlak dişli. Bazı öğrencilerim tombalak kafalı diyor. Evet, aklınıza kalıyorsa tombalak kafalı da kullanabilirsiniz. Yani tombul kafalı, iri iri dişli. Biz bunları Fatih döneminde zaten öğreniyor olacağız. Ama saz yolunda çok sıklıkla kılıç uçlu ve yuvarlak hafif dönüşlü yapraklar harici bu baba kafalı tombul tombul kafalı yaprakları da gördüğümüz için ben mutlaka birkaç değişikliğim buydu. Araya girdim bu sayfayı. Şimdi elimize bir sayfa alalım tekrar. Şöyle kafamızda karıştırmasın o kısım. Şöyle çıkaralım yukarı. Çok basit çünkü yaprakları da öğrendiğiniz için artık kavramanız daha kolay oluyor. Biz ana bir karakterimiz vardı ve demiştik ki tatlı bir yuvarlak bilyenin etrafından dönüyormuş gibi 1 bölü 2 geriye dönüp tatlı yuvarlakları elde ediyorduk. Sonra kılıç uçları elde ediyorduk hatırlıyorsanız. Bir de ne demiştim? Bakın bu başlangıçta böyle hafif tır 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 iri baba kafalı böyle tombul tombul kafalı yapraklarla başlayabilir ve gidebiliriz demiştik. İşte bu tombul kafalıların tırtıllı olanı ya da olmayanını şu an öğreneceğiz. Hadi yapalım birlikte. Şimdi geldim. Yine burada çift daldan, saptan gelebilirim. Sap ayrımlarını salyangozlarla bir iki ders sonra hemen anlatacağım. Orta damarımı çizdim. Yine yaylarımın olduğunu düşünüyorum. Ve bakın orta damardan biraz daha ayrılarak geldim, durdum. Burada bir paralelim varmış da paraleli aşıyormuşum gibi tamamen bir yuvarlak, daha iri böyle bir bilye gibi bir yuvarlağın etrafından döndüm. Gördünüz mü? Burada dışarı doğru bir hamle yapıyorum. Bu yaprak tasarımımda o yaprağım ne kadar iriyse ona göre değişecek. Bu sayfayı hızlı geçeceğiz. Bakın geldim. Peki bunu şöyle tır 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 yapabilir miyim? Evet. Gidiyorum. Bakın bu düz oldu. Yanlış. Hatalı. Yanlış demeyelim. Hata her zaman yapa yapa öğrenin istiyorum. Yanlış ısrarla onu devam ettirmeye çalışmanız demektir. Bakın döndüm. Şimdi geldim. Döndüm. Geldim. İri iri dişli gördünüz mü? Daha tombul tombul dönüyor uçları. Ben bunu daha da tombul yapabilir miyim? Evet. Küçük ama daha tombul yapabilirim. Şimdi yukarı, sol, sağ. Nereye döndürmek istiyorum? Böyle döndürmek istiyorum. Daha bir kaba, daha bir tombul. Peki ben bunu aşağı doğru döndüremez miyim? Evet. O zaman böyle döndürürüm ucunu. Şimdi bir küçük değişiklik. Bunları hep öğrenmemiz gerekiyor. Sapımı geldim. Çıktım iri, döndüm. İri iri çıktım, döndüm. Döndüm. Daha tatlı bir iri yuvarlaklar koydum. Döndüm. Ve bakın tam geri döndüm. Klasiklerde bunu öğreneceğiz. Tam geri döndüm. Şimdi orta damarımı şuradan alalım. Şunu da bir tık geri alayım ben. Buradaki dişi burada da koyabilir miyim? Koyarım. Bunu kaldırabilir miyim? Kaldırırım. Bunları da tam yuvarlak dönüşleri klasiklerde de öğreneceğiz. Şimdi benim tepem yani yaprağımın kafası normalde hep çek içeri sivri yapıyordum ya. Burada bir tık daha tatlı bir yuvarlak olacak arkadaşlar. Farkımız bu. Bakın geldim, durdum ve buradakini yuvarlakla birleştirdim. Gördünüz mü?
Yani bakın şu. Şu iri. Ha, ben çok tercih etmiyorum bu kadar kaba ve yuvarlak uçlu yaprakları da saz yolunda. Bunları daha zarif, ince olanların ya da tam yuvarlak dönenlerini tercih ediyorum. Ama bunu mutlaka öğrenin istedim. Bakalım şimdi burada. Bakın gördünüz mü? Aşağı doğru bir yaprakta yuvarlak, tombul bir kafa dönüşü. Bakın orta damarımı tekrar çizdim. Bunu da yapalım. Bu arada bu şeyde de Topkapı Sarayı Sünnet Odası'ndaki saz yolu yapraklarda da biz çok göreceğiz. Orta damarları artık içlerde böyle küçük küçük damarlarını, yaprak damarlarını koyuyorlar. Onu da yapalım mı? İri 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 tombul bir kafa döndüm. Tombul bir kafa döndüm. Tombul bir kafa döndüm. Ben bunları da içeriye böyle dönmek istiyorum dedin. Peki dedim. Şimdi bir daha dışarı dönebilirim. Baktım çok hoş olmadı. O zaman ya bunu ya bunu yer değiştirebilirim. Evet. Geldim. Bakın. Nüansı da böyle koydum. Şimdi her birine bir orta damar koyabilirim. Bunu Çin panolarında çok göreceğiz. Ve hatta burada durdurduğumuz orta damarı yukarı kadar gittiğini de göreceğiz. Gördünüz mü? Sonra diyorum ya bunları biz saz yolunda çok göreceğiz. Böyle uçuşan dallar ya da işte o tezyinata göre böyle dallar kendi içerisinde çok göreceğiz. Şimdi ya ana sayfamızdan inceleyelim neler yapmışız diye. Evet, bakalım. Kıvrımlı yapraklarda tombul kafalı. Öğrencilerim tombalak dediği kafalılar. Bakın bir salyangoz var sapın üstüne denk gelen iri 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 tombul 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 dönüşlü yapraklarım. Arada miniklerim. Orta damar tezyinatımda tüm damarlar gösterilmiş. Şimdi alt tarafa doğru geçelim. Bakın. Şimdi biz katlanan yaprakları daha henüz görmediğimiz için ne demiştim? Yaprak düz dururken kendi içinde bükülecek. Onları görmediğimiz için bunu görsel olarak hemen göstereceğim. Bu katlanma efekti şu alana kılıç diyeceğiz çünkü. Bu şekilde de kılıç katlanan yapraklarda, ortadan katlanan yapraklarda yuvarlak duruşlu kısımları görmenizi istiyorum. Bunların da tombulları nasıl oluyormuş katlananlarda diye. Sonra da aynı şekilde bakın. Hatayilerinde Hıtayi diye okunur. Asıl Hatayi'de dilimize yerleşmiştir. Goncagüller'de nasıl tombalak yuvarlaklıklar dönüyor göreceğiz. Ben bunları Fatih dönemi olan yapraklarda da daha ziyadesiyle anlatacağım ama saz yolu ekolü içinde çok gördüğümüz için bu tür. Ben şimdi size Hıtayi çiçeklerine goncagülleri henüz başlamadım. O yüzden burayı anlatmıyorum. Hatayi'nin nasıl çizildiğini sadece uçlardaki tatlı yuvarlakları görün diye 13. sayfada bunu ekledim. Bizim asıl öğrenmemiz gereken burada bu yaprakların, kıvrımlı yapraklar içindeki tombul yaprakların 3. başlıktaki uçlarını görmenizdi. Evet, bu dersimiz biraz daha kısa olsun istiyorum. Neredeydik? 13. sayfamızda. Asıl yapmamız gereken bizim burada şuradaki 1, 2, 3 ve 4. yaprağımızın tombalak kafalarının nasıl göründüğünü tekrar tekrar özümsemek. Kılıç dişlileri, yuvarlak hafif dönüşlüleri, bilye toplarının etrafında görmüştük. Bu da daha iri iri kafalı, tombul tombul kafalı yapraklar dedi. Ve 13. sayfada dersimizi bitiriyoruz efendim. 13. sayfa. Sağlıcakla kalın.